Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Libya ile ilgili sık sık video yapıyoruz. Bölgedeki hava operasyonları, insansız hava araçların hareketleri ve tabii ki bölgede çok aktif bir şekilde görev yapan Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemilerini size anlatıyoruz. Zaman zaman Türk Hava Kuvvetleri çok sayıda uçakla bölgede tatbikat yapıyor. Türkiye'den kalkıp yakıt ikmalle bölgeye gidiliyor ve geri dönülüyor ve gücünü de Türk Hava Kuvvetleri havadan gösteriyor. Hazırladığımız bu videoların altına sizlerden yorumlar ve sorularınızı istiyoruz ve en çok sorulan soruların başında da Mısır Hava Kuvvetlerinin durumu geliyor. İsterseniz bu videomuzda Mısır Hava Kuvvetlerine bir bakalım. Hangi uçakları var? Hangi silahları var? Gerçekten bölgede çok büyük bir ağırlığı var mı? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte arayalım. Öncelikli olarak Mısır Hava Kuvvetleri'nin o kadar karışık farklı uçak tiplerinden oluşan bir filosu var ki insan kavramakta zorluk çekiyor. Bir bakıyorsunuz Amerikan yapımı F-16'lar, bir bakıyorsunuz Fransa'dan alınmış Rafale'lerin yanı sıra Mirage 5, Mirage 2000'ler. Öbür tarafta yeni emekli edilmiş F-4'ler ve onun karşılığında MiG-21'ler epey karışık bir filo. Ve tabii ki son yıllarda da artan Rus uçaklarının etkisi var. Bir yandan bakıyorsunuz MiG-29'lar var. Hatta Mısır'ın sipariş verdiği Su-35'ler var. Peki bu kadar karışık yapı nereden geliyor? Önce buna bakalım. Mısır Hava Kuvvetleri 1930'ların sonunda kurulmuş ve tabii ki 2. Dünya Savaşı'nda da bölgede yoğun bir İngiliz ve Alman çatışmalarının arasında kalmış bir ülke. 2. Dünya Savaşı'nın arkasından bağımsızlığını kazanıyor kendi hava kuvvetlerini daha verimli bir şekilde kurmaya çalışıyor. Bir yandan da havacılık endüstrisiyle ilgili adımları var ama bölgedeki en önemli savaşlar hep İsrail'le olmuş. Bu İsrail'le yaşanan savaşlar önce Sovyet yapısı uçaklardan oluşan bir Mısır hava kuvvetlerine gidiyor ve arkasından 80'lerden sonra tekrar bir Amerika'ya doğru dönüş yaşanıyor. Burada da tabii önemli projelerden bir tanesi de F16. Şu an Mısır Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücünü F16 uçakları oluşturuyor. Mısır Hava Kuvvetlerinde F16'nın tek kişilik A ve biraz daha gelişmiş C modelleri ve bunlarla birlikte hem eğitimde kullanılan B ve D modelleri var. Flight International dergisinin hazırladığı 2020 Dünya Hava Kuvvetleri almanağına göre F16 AC yani tek kişilik model sayısı 168, B ve D yani çift kişilik F16 sayısı da 50 olarak verilmiş. Bu uçaklar ağırlıklı olarak hava hava görevlerinde kullanılıyor. Burada tabii çok önemli şöyle bir parantez açalım. Mısır'a teslim edilen uçakların özellikle blok 40'ların yaklaşık 40 adeti Türkiye'de imal edildi. O yıllarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi o zaman TAY diyorduk. Şimdiki adıyla TUSAŞ tekrar Türkçe'ye döndük. Mısır için F-16 imal etti. Buradaki üretim hatlarından çıktı. O dönem testleri burada yapıldı ve kabul işlemlerinden sonra uçaklar Mısır'a uçuyordu ve halen 40 uçak bu F16 filosunda önemli bir yerine sahip. Mısır'a baktığımız zaman 220'ye yakın F16 uçağı var ve dediğim gibi ana yapısını oluşturuyor. Fakat bu uçaklar aralarında en son yeni teslim edilen uçaklar 2015 yılındaki Block 52 Plus'lar. Benzer bir yapılanma da Türk Hava Kuvvetleri'nde olmuştu. Son 30 adet uçak alınmıştı. Onlar da Blok 52 Plus'tı. Şimdi bu uçaklar hatta 2012'de Mısır tarafından sipariş verilmişti. 2013'teki darbe sonrasında Sisi'nin başa gelmesiyle birlikte Amerika ambargo koymuştu Mısır'a. sıra. Bu ambargoyu da 2015 yılında kaldırmıştı. Kaldırmasının arkasından da uçaklar Mısır'a teslim edilmişti. Türk ve Mısır F-16'larını karşılaştırdığımız zaman Mısır'daki F-16'lar çok ciddi bir modernizasyondan geçirilmemiş yapıdalar. Buna rağmen Türk Hava Kuvvetleri çok ciddi bir yatırımla F-16'larını bugün daha güncel olarak tutmaya başlıyor. Ve tabii ki bu güncellik önümüzdeki yıllarda Aselsan tarafından imal edilecek. AES radarında takılması da daha üst seviyeye doğru gidecek. Fakat bu açıdan Mısır'ın F-16'ları modernizasyon son verilen Blok 52 Plus'lar haricinde fazla bir modernizasyondan geçirilmemiş durumda. Bir de tabi Amerika Mısır'a silah verirken İsrail ile olan dengelere çok dikkat ediyor. Örneğin bugün F-16'nın hava hava füzeleri konusundaki en önemli silahı M-120 Amran füzesi. Örneğin Mısır Hava Kuvvetleri'nde Amran füzesi yok. Ve çok daha eski olan ve Türkiye'nin artık rafa kaldırdığı, emekli ettiği M-7 Sparov füzeleri kullanılıyor bu füzelerin vuruş yüzdeleriyle yani ortak sınıfta orta ve uzun menzilli iki füzede AIM-107 Sparrow ile AIM-120 Amram gerçekten vurma yüzdeleriyle çok farklı füzeler. AIM-120 Amram çok daha modern bir füze. Bu füzeyi de Türk Hava Kuvvetleri kullanıyor. Hatta yenilerine Gökdoğan ve Bozdan diye yerli karşılıkları da yapılmış durumda. Testleri sürüyor. Yıl sonundan itibaren Hava Kuvvetlerimizin envantene girecek. Bu açıdan Türkiye'de hava hava açısından özellikle Türk F-16'ların üstün olduğunu söyleyebiliriz. Keza havayar görevlerinde de modernize edilen Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16'ları, işte Landtrain gibi e, özel sistemler ve tecrübe açısından da bizim F-16'larımızın sayıları yakın olmasına rağmen Mısır'a Türkiye bu açıdan önde diyebiliriz. F-16'dan sonra dönüyoruz Fransız yaklaşımına. Mısır gerçekten Fransa ile arası çok iyi ve uzun yıllardır. Önce Mirajlar şimdi de yeni nesil Rafale kullanımına devam ediyor. Mısır Hava Kuvvetleri'nde 75 adet Miraj 5 tipi savaş uçağı bulunuyor. Miraj 5'ler gerçekten 1960'ları teknolojisine sahip ama elde ciddi miktarda var. Özellikle havayar operasyonları için Mısır tarafından kullanılıyor. Miraj 5 ile birlikte daha modern olan Miraj 2000'lerde Mısır Hava Kuvvetleri'nin envanterinde Miraj 2000 modelinin 15 adet tek kişilik... Ve 4 adet de çift kişilik modeli yani 19 toplam 19 uçak Mısır Hava Kuvvetleri'nde görev yapıyor. Miraj 2000'ler özellikle alçak irtifada delta kanatlarıyla yüksek akrobasi ve düşük süratlerde tutunma yeteneğine sahip. Ege'de Türk pilotları gayet iyi biliyor çünkü Yunanlılar da Miraj 2000 kullanıyor. Burada Miraj 2000'ler hava hava ve hava yer görevlerinde F-16'ya destek amacıyla alınmış ama miktarı çok az. Yani 20 adetlik bir alım gerçekleştirilmiş. Şu an 19 tane aktif gözüküyor. Bu uçaklarda F16'ları destekleyici olarak görev yapmakta. Fransa açısından ilişkileri götüren yeni nesne doğru götüren ise Rafal savaş uçakları çift motorlu çok rollü uçaklar. Bu uçaklardan 24 adet sipariş vermişti 2015'te Mısır ve aynı zamanda Rafal'ın da dünyadaki ilk ihracat kullanıcısı olmuştu. Arkasından uçakların şansı açılmıştı ki Fransa'nın efsane imalatçısı da ürünü Rafal ve şu an Fransa Hava Kuvvetleri'nin en modern uçakları sayılabilecek özel teknolojiye sahip Mısır'a satıştan sonra Katar ve Hindistan'da Rafal siparişleri vermişti. Bu uçağın en büyük artısı ASR radarı. ASR radarının çok uzun bir menzili var. Bu uçakla birlikte tabii ki aynı zamanda havayar ve hava hava olarak da Mısır'ın şu anki envanterindeki en ciddi en gelişmiş uçakların başında yer alıyor. Rafalla ilgili olarak EASA radarıyla birlikte Mika füzeleri almış durumda. Mika füzeleri yaklaşık 60 km menzilli ama mesela Mısır'a, Fransa daha uzun menzilli yani AMRAAM'ın karşılığı olarak söyleyebileceğimiz meteor füzeleri satmış değil. Bu açıdan Rafallar bir eksiğe sahip ama dediğim gibi şu an Mısır Hava Kuvvetleri'nin elindeki en modern uçaklar Rafallar. Amerikan konsepti F-16 dedik. Miraj ve Rafal ile e, Fransız konsepti ve gelelim Rus yaklaşımına. Mısır 2013'teki darbeden sonra e, bölgedeki ağırlığını arttırmak üzere silah alımları yaptı. Tabii ki Mısır'ın parası yok. Nereden geliyor bu para? Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri finansal açıdan Mısır'ı çok destekliyorlar ve her türlü silah alımına da destek veriyorlar. Mısır özellikle darbe sonrasında Amerika ile yaşadığı soğukluğun arkasından biraz Fransa'ya yanaştı, biraz Rusya'ya doğru yanaştı ve önce MiG-35 uçaklarını almak üzere adım attı. MiG-35, MiG-29'ların yeni nesli diyebiliriz. Birçok özellik eklenmiş durumda. Daha sonra da MiG-20... 9'a tekrar bir dönüş yapıldı. Mısır'da MiG-29'ların M2 modelleri bulunuyor. Standart MiG-29'lara göre çok daha etkili bir radar sistemine sahip. Uçuş operasyon maliyetleri düşürülmesi amacıyla birçok sistemde de değişikliğe gidilmiş durumda. Gerçekten iyi durumda uçaklar. MiG-29'lardan 11 adet var ve artı 30 adetlik de sipariş var. Bu sayının artması planlanıyor. Mısır MiG-29M2'leri çok rollü olarak kullanıyor. Bu uçakların çok ciddi uzun menzilli radarları var. Aynı zamanda gelişmiş sensör sistemlerine sahip. MiG-29'ların en büyük artılarından biri de R-77 hava hava füzesi. Bu hava hava füzesi gerçekten şu an Mısır'ın elindeki en önemli füzelerin başında geliyor. Çünkü menzili yaklaşık 100 kilometre. Çok uzaktan radarla birlikte düşman uçağını takip edip kitleme yapıyor bu füzeyi atabilme özelliğine sahip. Mısır bir yandan da hava kuvvetlerini modernize ederken Rusya ile Su-35 alımı için anlaşma yapmış durumda. Ee, Rusya tarafının verdiği bilgiye göre ilk uçağın 2021 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Ancak Su-35 siparişi Amerika'yı çok kızdırmış durumda. Su-35'lerin gelmesi durumunda Mısır'la Amerika'nın ilişkilerinin bozulacağı yönünde sinyaller veriyor Amerika. Çünkü bu uçağın herhangi bir şekilde destek verdiği bir ülkenin envanterine girmesini istemiyor. Geçmişte bazı ülkelerde mesela örneğin Endonezya'da bu konuyla ilgili çok ciddi sorunlar yaşanmıştı. Mısır'ın da Su-35 almasını istemiyor ama Su-35 Mısır tarafından sipariş verilmiş durumda. Mısır 24 adet Su-35 siparişi verdiğini ifade ediyor. Rakamın daha da arttırılması yani 24 uçak yaklaşık bir filoya denk geliyor ama 40'a 60'a çıkartılması gibi çalışmalarda gündemde ama tabii ki öncelikli Rusya Su-35'leri kendi hava kuvvetlerine veriyor ve ihtiyaç doğrultusunda diğer sipariş veren ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Burada tabii Mısır bunu bir pazarlık olarak mı kullanıyor yoksa gerçekten bu uçakları alacak mı bu da soru işareti olmaya devam ediyor. Biliyorsunuz sadece bir hava kuvvetleri savaş uçaklarından oluşmuyor. O savaş uçaklarını havada yönetecek Havadan ihbar kontrol uçakları da büyük önem taşıyor. Bu konuda Mısır'ın elinde 7 adet E-2C Hawkeye tipi havadan ihbar kontrol uçağı var. Bu uçaklar eski teknolojilere sahip. Bölgede Mısır uçaklarını koordine ediyor ama bizim E-7 Barış Kartalı ile karşılaştırdığınız zaman E-2C'ler çok daha kısa menzilli, daha kapasitesi düşük uçaklar olarak ön plana çıkıyor. Bir de tabii ki Mısır'ın elinde şu ana kadar herhangi bir yakıt ikmali uçağı yok. Uçaklar sadece bölgesel olarak operasyon yapabiliyor. Çok uzaklara gidemiyor. Yani Mısır örneğin farklı üstlerden uçak kaldırabilir. Ve Libya'daki veya geçmişteki savaşlarda olduğu gibi İsrail hedeflerini vurma gibi kısa menzil içerisinde operasyon yaptığı için yakıt ikmal uçağına sahip değil. Ama bu ileride alınacak. Örneğin Rusya ile bir İlişun 76 anlaşması var. Bunlarla tekrar sepet sistemi kullanarak bir havada ikmal yapabilir mi? Örneğin MiG-29'lara e, bunlar da bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi de şu ana kadar ulaşamadı ama normalde boom sistemine sahip örneğin F-16'larla bir havadan yakıt ikmali Mısır gerçekleştirmiyor. Mısır'a deniz havacılığı olarak baktığımız zaman iki adet Mistral tipi helikopter gemisi envanterlerinde bu gemilerin de çok ilginç hikayeleri var. Bu gemiler Fransa tarafından imal edilmişti ve Rusya'ya satılacaktı ama Rusya'nın Kırım ilhak etmesiyle birlikte bu satış durduruldu uluslararası ambargolar nedeniyle. Ve Fransa kısa sürede bu gemilere yeni müşteri olarak Mısır'ı buldu. Ve önce birinci gemiyi verdiler arkasından ikinci gemi teslim edildi. E, bu gemilerle ilgili tabi Mısır donanması biraz e, hazırlıksız yakalanmıştı. Çünkü bu gemiyi ortaya koyduğunuz zaman hava savunma sistemleri, refaket gemileri gibi çok ciddi bir filonuzun e, sahip olmanız gerekirken... Mısır tabi bununla ilgili pek fazla bir hazırlığı yoktu. Bu gemilerin üzerine Mısır K-52 tipi taarruz helikopterlerini koydu. Ağırlıklı olarak taarruz helikopterlerini bu gemilerin üzerine konuşlandırmış durumda. Zaman zaman Mısır en yakın tırnak içindeki kankası Yunanistan'la ortak tatbikatlar yapıyor. Bu Mistral tipi gemiler zaman zaman Girit'e gidiyorlar. Hatta geçtiğimiz sene Yunan Kara Kuvvetleri'ne ait CH-47 Şinuk helikopterleri de bu geminin üzerine güvertesine iniş kalkış eğitimleri de yapmıştı. Bunu da belirtmemizde fayda var. Mısır'ın taarruz helikopteri olarak elinde Apache'leri var. AH-64 D ve E serileri. 46 adet envanterinde 10 adet de siparişi bulunuyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Mısır bu helikopterlerin motor güçlerini arttırmak üzere çeşitli modifikasyonlar için Pentagon'a gitmişti ve buradan da Amerika'dan bir onay çıkması sonrasında bu helikopterlerine 2.4 milyar dolarlık bir modernizasyon programıyla daha da yenileştirmeyi hedefliyor. Bu açıdan Kamov 52ler Mistral'ler gemi üzerinde, AH-64'ler de kara havacılık birlikleri açısından etkin kullanılan sistemler olduğunu belirtmemizde fayda var. Mısır'ı tekrar Türk Hava Kuvvetleri ile karşılaştırmamız gerekirse F-16'lar açısından denk bir filo var. Bizim elimizde artı F-4 uçakları var. F-4'lerin de karşılığına yeni nesil Rafal ve MiG-29 M2'ler ortaya çıkıyor. Bu açıdan miktar olarak Türkiye'ye göre Mısır Hava Kuvvetleri daha kalabalık. Ama yakıt ikmal uçaklarının olmaması, havadan ihbar kontrol uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri'ne göre daha kısıtlı olması onlar açısından ciddi bir handikap oluşturuyor. Bir de tabii ki insansız hava araçları açısından Mısırın eline pek fazla insansız hava aracı yok. Bununla ilgili pek fazla bir konseptleri olduğunu söyleyemeyeceğim size. Daha çok elden atılan ufak hedef amaçlı veya daha küçük İHA sistemleri Mısır tarafından kullanılıyor. Gelelim tabii sadece mühimmatları da karşılaştırdık ama sadece uçak desteği önemli değil pilotların tecrübesine gelirsek ...Mısır bu konuda gerçekten Türkiye'den oldukça geride. Son yıllarda uluslararası tatbikatlara Mısır sık sık katılıyor. Dediğim gibi Yunanistan'a gidiliyor. Girit'te Yunan Hava Kuvvetleri'nin bir ...analuk kartına benzer bir tatbikat sahaları var. Ve aynı zamanda Girit'te de S-300 füzeleri var. S-300 füzeleriyle eğitimler yapılıyor. Onların radarları çeşitli kilit atmaya çalışıyor. Ve bu tatbikatlara Yunanistan'ın yanı sıra Mısır'ın yanı sıra örneğin Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Gün geliyor İsrail de katılıyor bu tatbikatlara. Orada da enteresan bir eğitim süreci söz konusu. Avrupa'dan da birçok hava kuvvetleri Girit'e gelerek bu tatbikatlara katılıyor. Mısır uluslararası ilişkilerle bu dengeleri sağlamak. Çünkü bir baktığınız zaman masada İsrail bir tarafta Mısır bir tarafta özellikle Yunanistan Mısır bu konuda birlik olmaya çalışıyorlar birlikte yaptıkları tatbikatlarla ortak olarak hareket edip kendini geliştirmeyi hedefliyorlar. Ama dediğim gibi pilotaj açısından Mısır'ın pilotları çok da fazla bir varlık göstermiş durumda değil. Bu konuda Türk Hava Kuvvetleri'nin çok ciddi bir tecrübesi bulunuyor. Ki zaman zaman Türk Hava Kuvvetleri de 8 saatlik örneğin Eskişehir'den, Antalya'dan, İncirlik'ten intikal eden filolarla bölgede bayrak gösteriyor. Libya açıklarına kadar gidiyor, geri geliyor. Ki bir F-16'nın ortalama 2-2,5 saatlik bir uçuş süresi bu bölgede havadan yakıt ikmali yaparak bayrağını gösteriyor. Ben yani Türkiye'den kalkırım Libya açılına kadar da giderim senin bu bölgende uçarım diyor. Bu tatbikatlara da hani Mısır bir uçak kaldırıp da işte ben bu uçakların yanına gideyim veya burada ne yapıyorlar gibi önleme yapayım gibi de bir harekete bugüne kadar girmiş değil. Bu videomuzda biraz Mısır Hava Kuvvetleri'ni size e, tanıtmaya çalıştım. Mısır dışarıdan bakıldığı zaman videonun da başında belirttiğim gibi bir tarafta Amerikan uçakları, bir tarafta Fransız uçakları, bir tarafta Rus uçakları hatta eğitim amaçlı kullanılan Çinler alınmış uçaklar da var. Gerçekten karışık bir yapı içerisinde. Bu karışık yapımın lojistik açısı çok zor, bakımları çok büyük organizasyonlar gerektiriyor. Yedek parça ihtiyacınızın yedek parça stonunuzun çok iyi olması lazım ve her şeyden önemli bu birbirine benzemez uçaklar için teknik ekiplerin yanı sıra pilotaj açısından da pilotların iyi bir eğitime sahip olması lazım ki bu uçakları verimli olarak kullanabilsin ama Fransa, Rusya, Amerika veya eğitim uçaklarına Çin derken. Mısır tamamen bir denge politikası burada gidiyor ve işte Fransa'dan aldığı uçaklarla Fransa'yı arkasına almaya çalışıyor. Amerika'yı arasını iyi tutmaya çalışıyor. Rusya'yı burada arkasında istiyor ama tabii ki güne gelip de gelin bir operasyon yapın, gücünüzü gösterin dediğiniz zaman da bu kadar karışık bir filo gerçekten çok ciddi bir handikap getiriyor yanında. Hafta içi her gün yeni videolarla karşınızdayız. Saat 19'da yayınımız var. Katıl butonuyla tolgozbek.com kanalına destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Bize sorularınızı ister yorum yazın, isterseniz info@tolgozbek.com mail adresine yollayabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.